Bu 6. yıl mı başkan yönetiminin? Hemen hemen. İşte 5 yıldır şampiyonluk olmadı galiba. 7'ye mi girdi acaba? Yok, 7 değil de 6'ya girdi o zaman. Şimdi aslında her dönemde Ali Bey'den şunları görüyorduk. İşte bizden gelen oyuncu şurada gol atmaya başladı. Bizde tutmadı diyordu, hatırlıyorsanız. Hı hı. Biz eleştiriyorduk. İnsanlar eleştiriyordu. Fakat öz eleştiri bir cümle istedim arkadaşlardan. Olur, rica edeyim. Ali Bey'in hafta içerisinde TRT Spor'da yaptığı röportajın içinden bir cümle istedim. Bu bir itiraftır aslında. Bu sezon transfere, pardon affedersin. Ben özür dilerim. Bu sezon transferde son 5 senenin en doğru tercihlerini yaptık diyebiliriz. Şimdi o zaman 5 yıldır Ali Bey'in tamamen iyi niyetli yaptığı transferlerin doğru olmadığını nereden anlıyoruz? Fenerbahçe 5 yıldır Ankara'ya gidiyor. İşte maçlara gidiyor veya seyahatlere gidiyor. Ben bir dün karşılama gördüm. Bizim yıllarda oluyordu hani filan ama Allah Allah dedim, acaba dedim böyle önemli bir günde bir kutlamalar mı var? Bunu zaten dışarıda enerjiden alabiliyoruz Fenerbahçe taraftarından. Müthiş bir coşku var. Öncelikle gerçekten çok önemli bir kadro yaptı. Şimdi çok önemli bonservisler geldi değil mi Fenerbahçe? Bunlara detayına girmiyorum ben. Crespo'su, Rossi'si, gidenleri Slimani'si, Fred'i, Santrfor Fred'den bahsediyor falan. Böyle acayip acayip oyuncular geldi. Şimdi Berisha. O trans Berisha. Şimdi Berisha'yı ayrı bir yer. Hayır. Sayın Başkan'ın dediğine anlamda gitti, diyorum. İyi oldu. Mesela Galatasaray'ın bir yatırım senesinde Fatih Hoca'nın döneminden sonra Okan Hoca ile başlayan, Erdem Bey ile başlayan bir süreç var. Yapılan. Evet. Şimdi Ali Bey 5 yıl onun üzerinden 6'lık 7'lik oyuncular aldı ama gelirken şu yoktu. Vay be. Biz yalandan bakıyorduk internetten. Nasıl oyuncu olduğuna bakıyorduk. Rossi acaba. Böyle diyorduk. Doğru. Rodriguez denendi, Bruma bilmem ne işte veya Crespo, Portekiz'de Allah Allah nerede oynamış en son? Bakalım YouTube'da var mı maçı? Şimdi Dzeko'yu açıkladın. Ezbere bilir herkes. Tadiş. Fred dedin. Tabii. Ezbere bilir. Tadiş diyorsun. Ayak. Ezbere bilir. İşte ne oluyor? Yıldız oyunculara yani tanınan bir... Şöyle diyeyim. Burada geldi yıldız adayı mıydı acaba diye bakıyoruz. Hani içinden Kim Min-jae çıktı. Bunun evet, ayrı konu. Elif çıktı. Ama 50 tane de bir tane olur, iki tane oluyor. Hı hı. Şimdi bunların hep başarısız transferlerin sonunda Ali Bey'in de söylediği gibi çok, şimdi bakın omurgaya bakalım. Kaleci kim? Hırvat Milli Takımı'nın kalecisi. Evet. Yedekti bugün. Evet. Müthiş bir tane stoper bulmuşlar. Udinese'de. İtalya'da santrforlarla oynamak kolay değildir. Ön orta sahada şimdi bir soru işareti duruyor. Evet. Ali Bey de aynısını o röportajın devamında 6 numara konusu var. Onun önünde de... O kura çekiminin arkasındaki şimdi, röportajı bakın, diyorsunuz değil mi hocam? Şimdi 4 tane, sonra da Cengiz giriyor. 4 tane ortak özelliğine 5 oyuncunun 1, 2, 3, 4 tane oyuncunun özelliği solak. Solak. Solaklar yetenekli olurlar. Hani düz solak zor bulursun. Genelde yetenekli oyunculardır. Cengiz girdi 5. Bir oyuncudur. Daha fazla ofansif oyuncudur. Tadiç, bakın iyi oynamadı dediğimiz Tadiç 3 tane asist yaptı, aldat dedi. Dzeko'ya. Dzeko ne yaptı? Bir tane kesin atması gereken golü vurdu, yapamadı. İkinci de yine Tadiç geldi, çekti. Göğsüyle çalım attı. Bak, evet. Ağır ya. Göğsüyle, zamanlamasıyla. Aldı. Kötü düşünmedi, yakına vurduğu için kurtardı. Ama aynı Dzeko ne yaptı? Hiçbir şey olmamış gibi. Ben önemli, çok önemserim bu şeyi. Yani korkmadı. Maçtan korkmadı. Büyük tecrübe. Geldi orta sahaya doğru. Aldı, döndü. Dribbling yaptı. Hep söylüyorum ya, Osayi'nin süratine yetişmek mümkün değil. Devamlılığına yetişmek mümkün değil. 3, 5, 20, 40, 50 uzadıkça uzayan bir oyuncu. Yeter ki sen doğru zamanlamada git. Sana zaten Dzeko atar. Sana eskiden Fener'de oynayan Slimani ile Fred atamazdı. Ama Dzeko'nun orada tecrübesi, büyük tecrübesi. Frey. Sakinliği. Frey, affedersin. Evet, şimdi evet. Kim oldun? Bu bırakır Frey. İşte zor bulduk işte dediğim gibi. Ama kapalı kutu oyuncular değil. Aç ama tecrübeli ve kaliteli. 3 Haziran'da City United maçında 90 dakikaya yakın oynayan Fred'i siz transfer ediyorsunuz. Son 2 yılda dünya futbolunun ilk 2 kalecisinden birisini alıyorsunuz. Evet, en çok konuşulan, bravo. Kapalı kutu gözükse de 2 tane kemik gibi stoper alıyorsunuz. Bu arada tabii ki şunu da söylemeden edemeyeceğim.
söylemek lazım. 9 maç oynadı mı? İsterseniz dünyanın en kötü takımları oynayın. 9'da 9 yapıyorsanız teknik direktörünüzün de burada başarısı var. Tabii. Çok büyük başarısı. Başarısı değil, çok büyük başarısı var. Şimdi İsmail Hoca şimdi hemen hemen hiçbirimizde olmayacak imkanına geldi. Şimdi 3. kez geliyor. Demek ki bir şey gördü. Ali Bey de çalıştı. Eksikleri var mıdır? Bütün antrenörler gibi, hepimiz olduğu gibi hocanın da vardır. Şimdi İsmail Hoca şöyle bir yöntem izledi. Hani devre arasında konuşurken. Bir kere İsmail Kartal'ı en beğendiğim özelliği şu. Futbol topunu, oyununu ve o oyunu kimle oynayacağını iyi bilen bir teknik adam. Öncelikle cebe bunu koyalım. Yani geçen sene Fenerbahçe'nin 11'ini papatya falıyla bakarken şimdi Fenerbahçeli ideal 11'i koyduğun zaman benimle tribündeki arkadaşlar arasında hemen hemen hiç fark yoktur. Bugün de Fenerbahçe, ben teknik direktörü olsaydım ama parantez açıyorum, burası önemli parantezdir. Dün olsaydım bu takımla çıkardım. Ama İsmail Kartal sezon başından beri olduğu için bu takımla çıkmak için buraya daha diri götürürdüm takımı. Çünkü o hani bir ara verildi falan ya. Dolayısıyla şu anda gördüğüm tek problemi bu da bizim Ersin Düzen'le dijitalde program yaparken çok güzel tespit yaptı ya. Hoca da kendini üste kazanıp kabul ettirmek istiyor. İlginç, çok hoşuma gitti. Doğru, şimdi İsmail Hoca da tamamen skor odaklı. Kendini kuvvetli olmasını hissediyor. Ben de diyorum ki zaten sana o gücü vermiş başkan ve yönetim. Dolayısıyla bu gücünü doğru zamanla yönetirse 50 maç, ortalama 50 maçlık süreci Fenerbahçe hakikaten de gördüğüm en önemli kadrolarından birini yakalamış durumda. Bunu da şu anda İsmail Kartal sezonun başında çift ön barayla bir denedi. Şöyle söyleyeyim, 9 maç oldu değil mi? Evet. Murat? İlk resmi müsabakaya, o çok zayıf bir takım çıkmıştı ya. Zimbru. Zimbru mudur? Nedir işte? Crespo'yla. Moldova'da. Crespo, Mert Hakan ikilisiyle çıktı. İlk maça. Crespo, Mert Hakan. Nerede abi? Burada var mı? İkisi de. Yok. Mert sonra. Şimdi ne oldu? O gün 60-70 dakikada İsmail'i oyuna soktu. Evet. Hoca. Doğru. Bir daha da çıkarmadı. Ta ki geçen Twente maçında hep oynadı ama 8 maç üstte bugün de dahil ilk 11 çıkıyor. Twente maçının 83. dakikada. Oralarda İsmail Hoca şunu yapmaması lazım mesela. Ankaracı maçını düşünerek çıkardım. 84'te Ankaracı maçını 7 tanemeyeceksin birbirken. Devrede çıkarsın. Çünkü senin elinde Arao'yla vedalaşmışsın. İlk iki maçtan sonra tek ön libero'ya geçmişsin. Elinde en sağlıklı oyuncu İsmail. Onu koruyacaksın şimdi bol bol. Hem kazanıp, Galatasaray da öyle, iyi oynamadığı halde kazanırken de eksiklerini görebiliyor mu? Görüyor. Fenerbahçe'nin en kötü özelliği şuydu. Kötü oynarken maç kazanamıyordu. Evet. Maç kazanamıyordu. Galatasaray kaliteli oyuncular olduğu için kötü de oynasa 0-0 gidiyor 94'te, komik çıkıyor 1-0 yapıyor. Derken tutunuyor ligde, form dolunca, dün Okan Hoca'nın dediği gibi 7-8. Hafta falan diyordu. İsmail Hoca, şimdi sezon başı güzel bir kadro verildi. Tadiç hazırlık çalışması kaçırmadı. Ceko kaçırmadı. Hemen hemen Fred kaçırmadı. Zaten Şimanski. Ok gibi. Bir de kaleci geldi. Ve hakikaten İrfan Can yetmedi. En az 30-35 milyon euroluk bir Cengiz alındı. Evet, Cengiz var. Kenarda Batshuayi. Bugün Fenerbahçe çok mu oynadı? Ama 3 tane klas hareket gördük. Sonuçlanmayan. Evet. Gördük, bu sefer attı. Bir tane Fred'in maçın başında kaliteli hareketi out. Out. Ceko'nun birinci yarıda out. Ama Tadic'in kalitesi var. Ne kadar kötü yine Tadic Ceko ne var. Kadar kötü oynarsanız oynayın, bir tane sıkıştırırsınız.